Ülkemizde enerjinin yaklaşık %35'i, toplam elektrik tüketiminin ise yaklaşık %40'ı binalarda kullanılmaktadır. Bakanlığımızca yürütülen binalarda enerji verimliliği çalışmaları ile konfor şartlarından taviz vermeden binalardaki enerji ihtiyacını azaltmak ve çevre dostu yapılaşmayı hedeflemekteyiz. İklim değişikliği mücadelesi kapsamında çok önemli sonuçları olan Paris Anlaşması'nın ülkemiz ve tüm dünyaya hayırlı olmasını bu vesileyle de temenni ediyorum. Ülke olarak küresel iklim değişikliğiyle mücadele için 2030 yol haritamızı belirlediğimizi ifade etmiştim. Türkiye'deki çevre ve iklim değişikliği politikaları ve programların uygulamada yerlerini bulması kadar üretimin, yatırımların ve istihdamın temel aktörü olarak özel sektörün de imkan ve becerilerini, sürdürülebilir iş fırsatları yaratma ve uygulamalara yönelik olarak kapasitelerini geliştirmesi gerekmektedir. İklim değişikliği sebebiyle yaşanan felaketlerden dolayı aylarca tedarik zincirleri sekteye uğrayan, ürünleri zarar gören, ham maddelerini ve giderlerini daha zor ve daha pahalıya mal eden iş dünyası da kendi devamlıklarının sürdürülebilir kalkınma ile yakından ilişkili olduğunu kavramaya başlamıştır. Artık firmalar doğal kaynakların korunması ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerini sadece firma imajını yükseltmek için değil, kaynak verimliliği sağlayarak girdi maliyetlerini düşürmek, üretim verimliliğini arttırarak ve rekabet gücünü yükseltmek amacıyla hayata geçirmektedirler. Çok değerli katılımcılar, sözlerime son vermeden önce belirtmek isterim ki, Türk özel sektörü küresel pazarda rekabet etmekte ve sürdürülebilirlik gibi yeni rekabet kuralları içinde çalışmaktadır. Evet.